Bizim hoca Eşkıya Dünya'dan önce. Önce evet. Değil mi? Evet. Ondan sonra da Eşkıya Dünya var. Evet. E peki bu süreç senin için zaten bir okul gibi, kamera önündeki bir okul gibi bir şey diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz çünkü Eşkıya Dünya hükümdar olmaz benim ilk dizim. Evet. Ben her şeyi orada öğrendim. Ve oradaki birçok oyuncu konservatuarlı olduğu için kendimde eksik hissedip konservatuara gittim. Ben oyunculuğu oynayarak öğrendim. Yani önceden bir oyunculuk... Hı hı. Yoktu. Yani lisede tiyatrodaydım, evet. Ama oyunculuk, kamera önü oyunculukla sahne birbirinden çok başka şeyler. Aynı şekilde sürekli aynı yere bakacaksın, gözlerin de olsun. Bak, ben zaten beceremiyorum onu çok. Ne 45 var, dakika sürüyor bir öpüşme sahnesi. O oraya gidecek, <laughs> oraya gidecek. Ben çok hızlı insanım. Öpeceksem şak diye ben <laughs> yani bekleyemiyorum. O yavaşlığa ben katlanamıyorum. Benim için çok yavaş. Peki sonuçta orada komedi <laughs> oynamıyordun. Takipçilerin bununla ilgili sana bir şey söylediler mi? Aslında orada da benim düştüğüm durumlar çok komikti. Hı hı. Ben beslemeydim orada. Mafya babasının evindeki beslemeydim. Sürekli de haftada 7 kişi ölüyordu orada. O yüzden benim yaşadığım şeyler komikti zaten. Benim ayrıyetten komik olmama gerek yoktu orada. <laughs> düştüğüm çok durumlar komikti. Peki e, bir film yazdın. Şahan Gökbakar yönetti. Evet. E, pe, nasıl oldu tepkiler? Bir, bir, tabii ki zamanlama açısından... Tam pandemiye denk gelen bir. Evet, yani Zengo. Şey olabilir. Vizyona girdiğinde evet. zaten ikinci gün radyolarda şöyle anonslar başladı. Lütfen kalabalık yerlere girmeyin. <laughs> Şimdi sinema kalabalık bir yer. Sekizinci gün sinemalar kapandı. Ben artık insanlara şey demeye başladım. Lütfen sinemaya gidin. Çünkü Zengo'da kimse yok. Hani <laughs> orası daha az kişi var. Orada daha güvendesiniz. Çok kötü bir şekilde girdi yani. Evet, tamam. Ama bir filmi yazdığım bir filmi oynamak, o filmi gerçekleştirmiş olmakla ilgili ne hissediyorsun? Bu Sonuçta da, da bir dijital şey. platforma evet. satıldı bu. Yani. Orada 11 gün birinci oldu. Ben evet. orada kendi tatminimi yaşadım. Hatta bir şey anlatabilir miyim bununla ilgili? Tabii yani? ki. Eser SR programına konuk oldum. Hı hı. Bu program korona tam Türkiye'ye gelmeden önce çekildi. Ha, tamam evladım. mı? Yanımda Oytun Bey diyor ki, korona Türkiye'nin iklimine <laughs> sahip değil. <laughs> tamam. yaşadım. O burada diyor ki korona diyor Türkiye'nin iklimine müsait değil. <laughs> Bizim de tele, hani film vizyona girmemiş ama bana dediler ki bu program senin filminle yani filmin çıktıktan bir hafta ya da iki hafta sonra yayınlanacak. O yüzden filmin vizyondaymış gibi davran dediler. Ben de diyorum ki harika gidiyor sonuçlardan çok <gülüyor> 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 Diyorum ki tepkiler muhteşem. Be <laughs> Beklediğimin de üstünde ben o programı var ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım boyunca unutamam ben o programı. Ben onu izlerken şey <laughs> film vizyondan kaydım. <laughs> 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 filmi çalıştığın süreçte vazgeçmeyi düşündürecek kadar zorlandığın anları oldu mu? Bir e, şey sahnesi var. Solaryum. O solaryuma ben 30 kere falan atladım. Kafam şişti. <laughs> Buram morardı. Bir de ben kontrolsüz bir oyuncuyum. Yaşıyorum o anı ben. Hayvan gibi atladım o son halime. her defasında. Mahvoldum. Bir de asansör sahnesi orada da karnım çizildi. Aa. Ben göbekliyim ya. <laughs> Beni asansörden çekerlerken o göbeğim hep orada böyle mahvoldu göbeğim. Mahvoldu göbeğim. Bir daha da dedim böyle daha sahneler önce... yazmayacağım. Asla yazmayacağım. Ben vücuduma göre sahneler yazacağım bundan sonra. <laughs> ya önümüzde planladığın senaryolar falan var mı? Film senaryosu. Bir karakter özelliği var. Kendimi anlatıyorum, CV dolduruyorum gene. Not diyorum. alın. Ben yani. e, büyük planlarımı söylemiyorum. Hmm. Evet. Okay, yani yapmadan, ortaya koymadan o tamam son haline gelecek o. Ha. Son halini paylaşmadan asla hiç kimseye en yakınıma bile söylemem. Peki ne nazar falan diye mi yoksa bu Sadece nazar değil. E, beynim onu bu psikolojik bir şey. Bakın psikolog burada. Bu e, psikolojik bir şey. Beynim onu tamamlanmış sayıyor ve ona yeteri kadar sonra emek vermiyor. Yani Aa, bitmiş gibi görüyor. Anlatınca tamam. Evet, yani anlatınca bitiyor. Ha, sabah projelerle. Tabii, tabii bu bilimsel bir şey bir de. Zengin olan akşam <laughs> evet, fakir yatan Evet, evet. Tanıdıklarımız o yüzden ben vardır. söylemem. Hiçbir planımdan bahsetmem.